Bursaspor kanalımızın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber güzel bir maç akşamında sizlere beraberiz. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Biraz ışık koymayı denedim. Çünkü bugün bir şeyler yaptık. Bir şeyler yaptık. Ufak bir yer değişimi oldu. Bilgisayarın yerini değiştirdik kısacası. Benim yerim aynı zaten. Aynı odada takılıyoruz. Evet, bugün Samsun deplasmandayız. Ligde kötü durumda giden Samsun Spor top parmak maçlar çıkaracağını düşünüyorum. Bu arada bir parmak çok açık bir şey. Şunu biraz kısayım. Eyvallah. Evet, bakalım bugün Samsun'a karşı nasıl bir maç yapacağız. Sizlerle bakalım. Evet, bu arada videoya like atıp kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Ve dakika 3 depayla gol bulamadık. Robertson harika bir şekilde kazandı. Depay bu arada ilk forma ilk maçına çıktı. Depay. Depay ve Erik Hen ikilisi oynuyorum hücumda. Ali Akman ve Karim Benzema'yı dinlendiriyorum bugün. Kuşum falan derim şu anda. Erik Hen mi? Yanlış mı görmediysen çok uzaklardan Erik Hen vurdu. Dakika 16. Kaçan bir fırsat. Erik Hen direğinden dışarı gidiyor. Yor. Mkhitaryan frikik için topun başında dikkat edelim çocuklar. Ya. Böyle korku videosu gibi olmadı mı? Arkası siyah. Ya tabi şey bu yapacak şuradan. Evet, dakika 26 kimle görüyor? Siz gördünüz, ben göremedim ama zaten gol olmadı. Sıkıntı yok. Şu sandalyede bir şeyler bulmamız lazım ya. Başka sandalyeye mi geçeceğim? İlkay Harry Kane kaçırdı. Yüksek baskı altında Depay bugün sanki bir golü var gibi. Çok istekli. Bir gol atarsa size ben de sevinirim. Depay attı. Memphis Depay. Dakika 31. 31. dakika Depay ilk golünü de 31. dakikada atması da gerçekten kritik. Kritik. Gerçekten kritik. Dakika 34. 2 olmadı. İlkay'dan daha asist gelmiş bu arada. Yine transferimiz kendisi. Gerçi Depay en yenisi ama ilk ayda orta sahadan en son aldığımız oyuncu. Oo, tam hatırlayamadım mı ki gelmedi. Bu arada Samsun bombardımanı tuttuk. Sarı kart. Gerek yok hocam. Sarı kartla uğraşmayın. Direkt kırmızı yok. Şaka şaka. Evet. İlk yarı 1-0 önde kapattık. İyiydi, bir ilk yarı çalmamadık. Açıkçası 1-0'dan fazla olabilirdi. İkinci yarıda ben bu farkı açacağımızı düşünüyorum. Haydi geçelim o zaman ikinci yarıya. Tam gaz devam ediyoruz. Evet, devam. Devam ki. O yüzden video zaten saate bakar mısınız? 10, 11.30 oldu ve bu benim ilk video. Bundan sonra Leeds United'a gideceğiz. Ya bir videoda iki maç yapmayı düşünüyorum ama ne diyorsunuz? Hani iki farklı takım. İki oldu. Kim attı? Adamım attı. Harry Kane. Harry Kane'le ilgili bir şeyler yapmamız lazım kanalda ya. Yalnız ışık gerçekten beni çok seksi durmuyor mu ya? Her neyse, evet, kaleci güzel kurtarmış. 2-0 öndeyiz. Rahatız. Tertemiz bir galibiyet bizleri bekliyor. Erik 3 oldu. 3. Number 2. Number 3 pardon. Kante girdi. Kante'den de bir golümüz yok mu? Minimum gol yemeye gerek yok çocuklar. Bu tarz takımlardan gol yememiz lazım ama deplasman oynadığımız için sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çok o, güzel gol girmedi. Kaleci Minimum. Kaleci de ilk defa top geldi galiba tehlikeli. 4 olur mu? Erik bir hat-trick'imiz yok mu? Erik hat-trick'imiz yok mu dediğim an gol gelirse yalnız. Çok iyi olmaz mı be? Hadi bah. Olsun. Erken yine attı iki golünü be. Adamın dibi oğlum, adam adam. Golcü yürü. 3-0. 3 puanı deplasmandan 3 gol ile alıyoruz. Gerçekten 10 numara bir maç çıkardık yine. Takım olarak şu an çok iyi bir kimya yakaladık. Öyle bir şey olmasa da biz öyle bir hava tutturduk. Gerçekten takımca şu an çok iyi yerlere gideceğimizi düşünüyorum. Rakiplerimizin puan kaybetmesine gideceğiz artık. Biz şu an gayet iyi bir seri yakaladık. Evet, şöyle bakalım. Nereye gitti ki bu ya? Sonuçlara hemen bir göz atalım. Samsun. Ooo, 3-3'lük bir maç gördüm. Eskişehir miydi yanlış görmediysem?
Bakacağız, bakacağız. Şimdi bakacağız onlara da. Hemen şöyle önce bizim maçımıza bir bakalım. 31. dakikada Depay ilk maçın ilk golünü attı. İkinci yarıda da sahneye Ergin çıktı. Odriozola da bugün aldığımız en son transfer hatta kendisi. Yedek olarak oynatmak istedim ve ilk maçında ilk asistini yapmış. Harry Kane 65-77'de iki tane golünü yapıştırdı Samsun'a da. 13 şuta 7 şut üstünlüğümüz var. 60-36 top oynama oranımız var. Net bir şekilde daha iyi oynadığımız göze görülen bir şey. O yüzden takımı tebrik ederim. Güzel bir galibiyet. Çok da konuşmaya gerek yok. Rahat galibiyet kazandık. Adana Volspor 3-3'müş. Eskişehir'in Altınoluk'u yenmesi güzel. Zaten Eskişehir'i yakalayabileceğimi ben kendim dahi dürüst olurum gerekirse imkan dahi vermiyordum. Açıkçası Altınordu'nun kaybetmesi güzel. Onu yakaladık. Yakaladık Altınordu'yu. Yarın Altınoluk'a maçımız galiba. Tam hatırlayamadım. Bakacağız. Evet. Balıkesir Menemen'de deplasmanından zorlu deplasman. Gerçekten ligin zorlu deplasmanlarından 3 puan dönmüş. Güzel bir galibiyet. Akhisar Tuzluspor'un yeni menajeri Kaan Etem'i yenmiş. 2-0 deplasmanda. Kaan Etem'e de hoş geldin diyelim. Adana Demirspor, Bandırma Spor'u 2-1 yenmiş. Uzun bir aradan sonra galibiyet Adana Demirspor adına. Altay Ümraniye deplasmanı 4-0'la acımadan geçmiş. Giresun Keçiören 2-0 ederken Ankara Spor'una İstanbul Spor'u 2-0 yendiğini görürüz. Hemen Altay'la başlayalım. Bu arada Strumble Guys videosunu beğeniriz mi diyorsunuz? Devamını arada bir atacağım yani. Öyle olsa gibi her gün gelmeyecek. 6. dakika Neymar, o 29 Lukaku, 37 Varane'ın golleri ilk yarı 3-0 öne kapatan. Kim lan bu? Altay ikinci yarıda da 68'de Neymar bir kez daha sahne çıkmış. Rahat bir galibiyet gibi gözükse de istatistik olarak 13'te 11 şut, 7 korner, 3 korner, %46-54. Yani 4-0'lık bir oyun, istatistik gözükmüyor. Ama tabii oyunda etkili etkisiz ataklar olduğu için bilemiyorum. O yüzden Altay'a tebrik ederim Efe hocamızı. Evet şimdi bakalım Adana Spor'la kimdi? Bolu Spor. Valibol, o da yeni hocalarımızdan bir tanesidir. 8 Alcacer 14 Terrier bir anda 2-0 öne geçen Adana Spor dedi. Oh farka geldi şimdi demiştir ama 39'da Yuri Alberto'nun golü 2-1 öne 2-1 yakalayan Bolu Spor. İkinci yarıda Roberto Carlos'tan bir sakat. Pardon, ne Roberto Roberto Carlos dedik ya. Diego Carlos sakatlı. 62 Ronaldo ile 2-2 yakalayınca Bolu Spor bir gaza gelmiştir. 2-0'dan döndük. Aha koparır mıyız buradan bir 3 puan derken 80'de Terrier atıyor ve bir anda umutlar suya düştü derken 82'de Jota selamünaleyküm diyor ve durumu 3-3'e getiriyor. Bence iki takım da 1 puana razı mı? Yani bilemiyorum, Bolu Spor sanki 1 puana razı olmayabilir çünkü istatistik olarak bizimle hemen hemen aynı istatistikler, bizim maçlardaki istatistiklerle hemen hemen eşit. Bolu Spor'un daha yakın olduğunu görüyorum ama Adana Spor'da açıkçası bulduğunu atmış yani. O da önemli bir şey. Yani oyundan bakarsak o zaman Adana Spor'un daha iyi oynadığını değerlendirebiliriz. Adana Spor'un daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. 22 Fatih'in golüyle iyi penaltıdan öne geçen Eskişehir Spor hemen 5 dakika sonra da Dybala ile Altınordu karşılık vermiş ve ilk kere 1-1'lik skorla ayrılmış. İkinci yarıda 47'de Rodri ve 69'da Rodri orta sahadan ikişer 2 gol bularak takımının 3 puandaki en büyük pay sahibi olmuş. 9 şuta 9 şut. 6 kornere 5 kornere %50 ile top oynama gerçekten ligin ilk iki sırasını boşuna almayan iki takım olarak görebiliriz. Buradan istatistik olarak gerçekten başa baş her şey neredeyse aynı. İki menajeri de tebrik ederiz. Güzel maçtı ama tabii ki Eskişehir'i durdurmak hiç kolay değil. Hatta değil yani. Kolay bile değil. Balıkesir'de zorlu deplasmandan 2 puan, 3 puan almış. 2 puan nereden geldi ya? Hemen ona da bir göz atmazsa kayıp olur değil mi? Vallahi ayıp olur. Oo, Ozan Kabak varmış. Şaka 20'de şakalamış Menemen Spor'u. 55'te de Messi'nin golüyle 2-0 öne geçen Balıkesir rahatlamış ama 59'da bir anda Odabaşı'nın golüyle açıkçası kalan daha yarım saat var. Bir an bir şeyler oldu dedim ya, acaba Menemenspor, bilmiyorum Menemenspor'un hocası ama Çınar Hoca geri kalan dakikada herhangi bir şey olmamış. 7 şutta 7 şut 49-51 ortada geçen maç Balıkesir Spor bulduğunu güzel bir şekilde değerlendirince 3 puanı almış deplasmandan. Yarın Tuzluspor deplasmanına gideceğiz. Tuzluspor'un yeni hocası geldi. Neler var? Nasıl taktik oyunu? Hiçbir fikrimiz yok. Bugün kaybetti. 2-0 kime kaybetti? Akhisar'a kaybetti galiba. Gerçi Akhisar günün güçlü takımlarından. Biz de güçlü takımlardayız. Kendi sahamızdayız. Hakem yeşil. Buradan güzel bir galibiyet bekliyorum ama dediğim gibi menajer yeni. Hiçbir şey belli olmaz. Altay Adana Spor maçı var. Balıkesir altın orduya alacak. Balıkesir kritik deplasmandan aldığını 3 puanı. Buradan da bir 3 puanla seni bekliyorum. Haydi Alperen diyoruz. Alperen Hoca seni destekliyorum maçta. Keçiören Bolu Spor, Adana Spor, Samsun Spor, İstanbul Spor, Giresun Spor ağırlarken Ümraniye'de zorlu Eskişehir deplasmanı gidecek. Kendisi aslında 4-7 ise Altay'dan burada fark yer değmeyeceğim çünkü gerçekten ilginç skorlar olabiliyor yani. Buradan Ümraniyespor'un galibiyet alırsa tabii ki şaşırırım ama neden olmasın. Akhisar Menemen ağırlarken Bandırma'da Ankaraspor'u alacak. Evet şöyle bakalım, 24. hafta itibariyle puan tablosunda neler olmuş.
Eskişehir namolu bir şekilde 64 puanla ligde lider olurken ikinci sıraya yerleşiyoruz. Tekrardan olduğumuz ve bulunmamız gereken yeri aldık. 50 puanla. Altınordu ilk yerde bıraktık 50 puanla. İkinci sırada Eskişehir'le 14 puan fark var. İkinci maçta Eskişehir'i yenersek 11. Eskişehir o imkanı yok hocam. Çok. Biz çok boş yerlerde puan kaybettik. Özellikle şu iki mağlubiyet demeyeceğim. Birisi yer var Eskişehir'e. Çok beraberimiz var bakalım. 8 beraber çok fazla ya. Çok berabere kaldık ya. O 4 maçlık beraberlik serisi bizi bitirdi. 5 maç mı hatta? Her neyse. 48 puan ikişer takım gidiyor. Akhisar 3. sırada. Averaj farkıyla Altınordu şu an önüne geçmiş bulunmakta. Altınordu 2'den bir anda 4'e düştü. Güzel oldu. Bizim adımıza. Altınordu adına güzel bakıyor. Güzel oldu. Ama Altay geliyor. 5 puanla 6. Ümraniye yine kazanamadı. Kazansa gerçekten Ümraniyespor'un altına. Ümraniyespor takımına altın değerinde fırsatlar sundu. Yani 2 maç kazansa 49. Gerçi birisinin bizim oynadı. Oo, ya birisinin bizim oynadı. Bugün de Akhisar deplasmanıydı. Şah Altay kendisi hafta Altay kaybetti. Altay da onun önüne geçti mecburen. Bolspor arkada 40 puanla sinsi sinsi geliyor sanki 7. sırada. Balıkesir 38 puanla 8. Geçiyor 38 puanla 9. sırada. Menemenspor 32 puanla 10. sırada olurken Ankara Spor 26 puanla 11. sıradaki yeni korumuş. Giresun 25 puanla 12. sıraya kadar yükselirken Adana Spor'un güzel bir yükselişi bir tık durdu sanki. Durgunlaştı 23 puanla 13. sıraya geriledi. Adana Demirspor menajeri aktifleştikten sonra yavaş yavaş puanlar almaya başladı. O takımda zaten yapabileceği en iyi şey hedefini tutturmak ama galiba Adana Demirspor'un hedefi çok yüksek. İlk 2 milyon olması lazım bakacağız. Onun dışında Samsun Spor 17 puanla 15. sırada kalırken Tuzla Spor 16 puanla 16. Bandırma Spor 15 puanla 17. ve İstanbul Spor da 14 puanla 18. sırada son yerde alıyor. Menajer listesine baktığımızda Rak'tan Eskişehir'den birinci. Abdullah Kulop hocamız Altınordu'dan 2. 3. sırada Şener Özdemir'in Menemen'den 4. ve Oğuzhan Keçiören gücünden 5. sırada olduğunu görüyoruz. Geri kalanlar bu şekilde. Aktif olmayan menajer var mı diye baktığımda aktif olmayan menajer yok. Çok çok teşekkür ederim. Tekrardan her bölüm bunları söylemek isterim sizlere. Siz yeter ki aktif olun. Evet Fatih'in 19 gol kralı diye 19 gol ile ligde gol kralı olduğunu görüyoruz. Arkadan Bernardo Silva Dembele'nin 16'şer golleri var. Ali Akman bizden 15 gol ile şu an 3. sırada değiliz. Arkadan Diego Jota ve bizden Harry Kane gidiyor Osimhen'le beraber. Başka da bizden kimse yok zaten biz taşıyan 2 oyuncu değiliz. Asist krallığında Ceballos 11, De Bruyne 10, Niguez 7 ve Foden yine oynamadı. Bugün de oynamadı Foden. 2 maçta dinleniyor kendisi. En çok katkı veren Fatih 23, Dembele 21 ve Ali Akman 19 ki Harry Kane'in 14, 14 maçta 14 gol katkı. Gayet güzel bir katkı diyebiliriz bence. En güçlü olarak da De Bruyne burada Ali Akman'ın 7.8, Harry Kane kaç? Foden 7.7, Pogba 7.4, Robertson 7.1. 6.9'a nasıl gelmiş buraya ya? İlginç. Seri olarak baktığımızda 2'de 2 yaptık. 12 maçtır kaybetmiyoruz. Bu bizim için güzel 6 ay 4'ü 4 ile gidiyor. Arkadan geliyorlar. Abi 3 puan fark var. Hiçbir şey yok. Bir kaybettik. Gerçi biz kırdık. Yok biz 50 puanlıyız. Pardon. Ben nasıl olsa hesapladım lan. Ben 46 puan mı hesapladım? Gerçi o 45. Ben 48 olarak yaptım. Doğru. Yarın kime karşı oynayacaktık? Samsun değil. Balıkesir, Ankara. Tuzla Spor. 5 maçta kazanamayan Tuzla Spor. Umarım bize de şu galibiyet. Mağlubiyet serisi bize de devam etti. Sonra kazanırsın inşallah. Evet 636 milyon euro ile Eskişehir'in birinci olduğunu görüyoruz. Ve 33,5 milyon euro ortalama oyuncu kadro oyuncu değeri. Oyuncu değeri ha. Altınordu 476 milyon euro ile Altınordu ikinci sırada. Biz 300, 403 milyon euro 400'ü geçmiş. Transfer etkinliği var bu arada arkadaşlar. Transfer etkinliği ile alakalı kanalımızda taktik çok önemli güzel taktikler verdiğim bir video var onda yorumlardan. Deli i butonunda koymuşum bunu. Pastan koyarım. Koymazsam da şimdiden izlemeyenler varsa kanalda bulabilir. Zaten ana sayfada genelde o çıkıyor. Hızlı transfer etkinliğinde yapılması gereken taktikler tarzında gerçekten yani o kadar öyle. Alanyaspor'u neredeyse 1 milyara getirdik. Barcelona'nın 1 milyara geçirdik. Yani oynadığımız her takımla 10 kat 20 kat değer koyduk ki Bursaspor'da da başladığımız da 36 civarında 40 milyon civarında bir bütçemiz vardı galiba. Yine 10 milyon yakın çıkarttık ki daha ligin bitmesine çok hafta var. 330'da arkamızdan altıya geliyor. Çok konuştum bu arada biliyorum kusura bakmayın. 305 milyon euro Akhisar. 5 takım 300 milyon barajını geçti. Ankara Spor 226 ve sonunda 7. takımda 200 milyon barajına geldi. Bolu Spor. Ankara Spor 226 mı? Oo yeni menajer güzel artırmış. Şivas. Evet bu kadar. Başka yok. Aşağılarda dur aşağıda göstermedim ya. Aman kusura bakmayın kusura bakmayın. Evet aşağılar böyle. Yarın ligin en zayıf takımına karşı oynayacağız. Kadro değeri olarak. Lig tablosuna baktığımızda şeye bakacaktım ya. Ne olur da be şey Ankara Spor bakacaktım 26 puan. 16 gol yedik. En az gol yiyen ikinci takımız en fazla gol atarak orada bir sıkıntımız var bizi geçen yani 6. ve 7. takımın bizden fazla gol atması burada bizim gol yollarında sıkıntımız olduğunu açıkçası hemen hemen anlatıyor diyebilir miyiz yani hemen hemen. Çünkü Foden diyorum. Harry Kane ve
Harry Kane dışında gol oranı çok düşük. Aynı Tottenham'daki Son ve Harry Kane ikilisi gibi. Evet. Bir bölümün daha yavaştan sonuna geldik. Hemen şurada transfer etkinliğiyle bahsetmiştim. Hemen şöyle kadroda ufak bir değişiklikler oldu. Oyuncularımız satıldı, yerine yeni bir oyuncu aldık. Koundé 99'u 22 yaşında cillop gibi bir transfer. Onun dışında Odriozola'yı getirdim. Al sat transferi için ki bu maçta da bir gol. Bir asist yaptı. Bunlar bizden önce bu ligde de oynadığı için gözüküyor. Güzel bir takım kurduk. Ortalamamız 97'ye kadar getirdik. 67 civarındaydı. Yani inanılmaz bir bursaspor kariyeri geliyor. İnşallah, inşallah daha önceki kariyerimizde de söylediğim gibi onları da yapamadım. Lig sonunda nasıl yaptık tarzında bir şeyler yapabiliriz. Evet, biz bir tarafta yeşil, bir taraf kırmızı gözüküyor. Umarım sonumuz hayır olur diyorum yarınki video için. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel maç olması dileğiyle KNTM'de buradan başarılar dilerim. Ona tekrardan hoş geldin diyelim. Evet, bir bölüm daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten lan ilk videodan ağzım daman kurudu ya. Evet, sağda ve solda çıkan videoları izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Başka bir şey diyeceğim mi? Demeyeceğim. Like atıp abone olursanız, olmadıysanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.